Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Macerayı Seven Sincaplar. Meraklı ve afacan sincap, uzun kuyrukları ve keskin dişleriyle ormanın en sevimli hayvanlarındanmış. Meraklı ve afacan sincaplar, bir sabah ormanda dolaşırken ormanın çok güzel renklere sahip olduğunu düşünmüşler. Yeşil ağaçlar, turuncu çiçekler ve renkli kuşlar. Çok güzel gözüküyorlar değil mi? Minik sincaplar ormanda hangi renklerin bulunduğunu araştırmaya çıkmışlar. Papatyanın yaprakları beyaz, içi sarıymış. Ağaçların gövdesi kahverengi, yaprakları yeşilmiş. Papağanın gagası turuncu, kanatları renkliymiş. Minik sincaplar ormandaki renkleri çok sevmişler ve ormanın resmini yapmak istemişler. Fakat resim yapmak için ne boyaları varmış ne de bir fırçaları. Meraklı sincabın aklına bir fikir gelmiş. Kuş tüyleriyle kendilerine fırça yapabilirlermiş. Bu fikri afacan da çok beğenmiş. Hemen renkli kuş tüylerini toplamışlar ve bir fırça yapmışlar. Fırçaları varmış ama bu sefer de boyaları yokmuş. Düşünmüşler. Tüm ormanı gezmişler ama boyaları bulamamışlar. Meraklı ve afacan sincap, bilgin baykuşun yanına gidip yardım istemişler. Bilgin baykuşa, "Biz ormanın resmini yapmak istiyoruz ama boyalarımız yok," demişler. Bilgin baykuş düşünmüş ve minik sincaplara 3 renk toz boya vermiş. "Bunları suyla karıştırın," demiş. Bu renkler kırmızı, sarı ve maviymiş. Meraklı sincap sormuş, "Sadece bu kadar mı?" Bilgin baykuş, "Bundan sonrasını bulmak da sizin işiniz ama size bir ipucu verebilirim," demiş. "İsterseniz renkleri birbirleriyle karıştırın, bakalım neler olacak," demiş. Afacan sincap kırmızı renkle sarıyı karıştırmış ve biraz da su katmış. Ortaya çıkan renge çok şaşırmış. Hangi renk ortaya çıkmış olabilir? Turuncu renk ortaya çıkmış. Havuç rengi demişler. Meraklı sincap da sarı renkle mavi rengi karıştırmış. Yeşil renk ortaya çıkmış. Çimen rengi demişler. Bu defa meraklı ve afacan sincaplar kırmızı ile maviyi karıştırmışlar. Mor renk ortaya çıkmış. Mor, patlıcan rengi demişler. Minik sincapların kırmızı, sarı, mavi, yeşil, mor, turuncu boyaları olmuş ve bilgin baykuştan aldıkları kağıda ormanın resmini yapmaya başlamışlar.